Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışla birlikte hafta sonu 4 ila 8 derece azalacak olan hava sıcaklığının hafta başından itibaren tekrar hissedilir derecede artacağını açıkladı. Yurt bu hafta sıcak havanın etkisinde kaldı. Hava sıcaklığı Doğu Anadolu'nun doğusu dışında kalan yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretti. Yurdumuzun iç ve batı bölgelerinde bazı il merkezlerinde 12 ve 13 Şubat günleri itibariyle en sıcak gün yaşandı. Kütahya il merkezinde ise daha önce 20.6 derece olarak ölçülen Şubat ayı en yüksek sıcaklık değeri 20.8 derece ile geçildi. Yurdun batı bölgeleri dün Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava kütlesinin etkisine girdi. Yağışlı sistemin bugün Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısıyla Batı Karadeniz'de etkili olması bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyı kesiminde gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışlı sistemin pazar günü Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağışlara neden olduktan sonra yurdumuzu terk edeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ile birlikte adeta yazı yaşıyor. Güzel havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar parklara ve sahillere koştu. Bazı ağaçların da çiçek açtığı görüldü. Meteoroloji yetkililerinin son tahminlerine göre ise İstanbul'da Cuma ve Cumartesi günü yağmur bekleniyor. En yüksek hava sıcaklığının da 12 ile 14 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Pazar gününden itibaren ise parçalı bulutlu ve açık bir hava İstanbulluları bekliyor. Bitlis'te ise tam tersi bir manzara yaşanıyor. Son birkaç haftadır Sibirya soğuklarının etkisi altına giren Bitlis ve ilçelerinde açıktaki her şey donuyor. Aşırı soğuklar nedeniyle Güroymak ve Muş arasında bulunan binlerce hektarlık ovanın yüzeyi tamamen kalın buz tabakalarıyla kaplandı. Van Gölü sahilleri şelaleler, göller ve göletlerden sonra Güroymak ilçesi ile Muş Ovası arasında bulunan binlerce hektarlık alanın tamamı buz tabakalarıyla kaplandı.